selam. Bugün benden cevaplamamı istediğiniz soruları cevaplayacağım. Tabii ki işten eve giderken bunu yapacağım çünkü yolum çok uzun. Benimle beraber yolculuk yapmaya hazır mısınız? Hadi gidiyoruz. Evet, şu anda düzgün bir yola çıktım ve artık soruları cevaplamaya başlayabilirim. Klimayı da kısayım da sesim duyulsun. Hava leş gibi sıcak. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen like'a basar mısınız? Bunu şimdiden yaparsanız çok sevinirim. Sonlara doğru belki unutuluyor olabilir. Bu arada abonelik bedava. Bunu bilmeyeniniz yoktur herhalde. Evet, ilk sorumuz nasıl zayıfladın? Aslında ben bu soruyu defalarca cevapladım ama şu soruyla beraber birleştirmek istiyorum. Kilo vermek sosyal hayatında değişikliğe sebep oldu mu? Özgüven vesaire gibi. En baştan başlarsak benim kilo serüvenim yaklaşık ortaokul, lisede falan başladı. Ve aslına baktığında geçmişe döndüğümde nerede başlayıp nerede bittiğini çözmek için defalarca çalışmalar yaptım, regresyonlar yaptım, hipnozlara bulaştım falan. Çok sebebi olduğunu söyleyebilirim. Obezite ile mücadelem gerçekten ortaokulda falan başladı. İlk diyetisyene ortaokulda gittim. Çok bilinçsizim. Sonuçta aile sizin beslenmenizi kontrol ediyor. Okula gittiğinizde tabii ki abur cuburlardan, kantinlerden, zayıf arkadaşlarınızın yediklerinden yemeye devam ediyorsunuz. Sonra lisede tekrar. Orada daha bilinçliydim aslında ama yine de babaannemin zoruyla gidiyordum diyetisyene. Ardından üniversitede defalarca, çalışma hayatına başladıktan sonra defalarca ve en nihayetinde bugün şu an bu kilodayım. Yaklaşık 72-70 kilolar civarındayım. Daha vermem gereken bir sürü kilo var. Ancak kas oranım çok yüksek. O yüzden de aslında yağdan bizim kilo vermemiz gerektiği için çoğu yağımdan kurtuldum. Öyle illa herkes süt midye ameliyatı oldu diye 50 kilolara düşmek zorunda değil. Sağlıklı bir kiloya düşmek benim için yeterli. Hayat konforumu sağlaması yeterli. O yüzden hedeflerim 50 kilolar değil. 58 kilo. 58 kiloya daha kilom var. Yaklaşık 12 kilom var. O 12 kilonun da 8 kilosunu kastan kaybetmem gerekiyor. Bunu neden burada bu kadar uzun uzun açıkladım bilmiyorum. Ben tüp midye ameliyatı olmaya nasıl karar verdim? Ondan bahsedeyim birazcık. Ben 2 yıl önce tüp midye ameliyatı olmak istiyordum. Ben tüp midye ameliyatı olmak istediğimde ailem buna şiddetle karşı çıkmıştı. Korkmuşlardı. Hatta bana erkek kardeşim bir mektup hazırlamış. Böyle gözyaşlarıyla ıslanmış bir mektup. Ablacığım beraber halledebiliriz. Ablacığım hiç demez. Beraber halledebiliriz. Ben sana destek olacağım gibi. Tabii maalesef onun da bana böyle birkaç ay sürdükten sonra bana spor ayakkabı almıştı ve çok pahalı bir spor ayakkabı almıştı spor yapmaya teşvik etsin diye. Ama her zaman olduğu gibi bunlar böyle birkaç ay süren gazlar diyeyim. Sonra ne oldu? Ben tekrar diyetisyene gittim. Sporlar yaptım. İki kere falan diyetisyen denedim. Hatta isim vermem doğru olur mu bilmiyorum. Ama çok meşhur diyetisyenlere gittim. Bir tanesiyle çok mükemmel kilo verdim. Ama abi diyetisini bıraktım ve çok kısa bir süre sonra tekrar kilolarımı aldım. Üzücü oluyor tabii. Al ver al ver artık lanet geldi böyle. Hani herkesten nefret ediyorsun gibi böyle, çünkü bütün özgüvenin kırılıyor. Seni sen yapan şey kilo değil ama artık bir yerden sonra seni çok engellediğini düşünüyorsun. Ve kardeşlerim bu sefer karar vererek evet artık Sevde senin tüp midye ameliyatı olmanı istiyoruz dediler. Ben de eyvallah hemen araştırmaya gireyim dedim. Telefonu elime alır almaz bir bariyatrik cerrahinin reklamını gördüm. Ertesi gün hemen dedim ben gideceğim bu adamla konuşacağım. İnanılmaz sevdim doktorumu. Ondan sonra gün aldık, bir ay sonraya gün aldım. Böyle o bir ay nasıl biliyor musunuz geçmek bilmedi ve ben o bir ayda kilo almadım. Millet hani böyle yiyip yiyip kilo alır ya, ben o an zaten o gün karar vermiştim kilo vermeye. Ameliyat günüm geldi. Ameliyat günümden bir gün önce ben Imagine Dragons konserine gitmiştim. Deliler gibi dans etmiştim. O kadar yorgundum ki sabahın 6'sında kalktık. Biz hastaneye gidiyoruz ve benim her yerim ağrıyor arkadaşlar. Böyle bir zorluk olamaz. Ameliyattan çıktım. Ben hayatımda hiç ameliyat olmamıştım. Bir şey söyleyeyim, bu video tüp midye ameliyatı üzerine çevirelim mi? Şu an buna karar verdim. Evet, ameliyattan çıktıktan sonra benim etim, kemiğim, her yerim ağrıyordu. İlk defa dediğim gibi ameliyat olmuştum. Benden önceki ameliyat olan insanlar, sıradaki insanlar
herkes akşama doğru eline almış işte bu direnini, yürüyorlar falan. Ben kalkamıyorum, yerimden kalkamıyorum. Kalktığım anda bayılıyorum. Ve hiç narkoz aldınız mı bilmiyorum ama iğrenç bir şeymiş. O narkozu atamıyorum, midem bulanıyor, başım dönüyor, kalkamıyorum. Bütün hastane bana nazlısın, sen nazlısın diye linç ediyor. Artık kalkman lazım çünkü müthiş bir gaz var karnınıza. O gazı çıkartmanız gerekiyor. Ben kalkamıyorum ve kalkamadıkça daha da çok canım acıyor. Günüm böyle lanet olsun. O ameliyatı bana ol dediğiniz anda lanet olsun falan diye yatakta ağlıyorum. Ben öyle narkozla bir tek bunları söylemiştim. Hani insanlar çok değişik şeyler falan söylüyor ya. Ben gerçekten sadece küfür etmişim. Bu ameliyatı nasıl bana oldurdunuz diye. Ameliyattan sonraki süreç nasıl gidiyor? Ondan bahsedelim. Madem bu video tüp mide ameliyatı videosu, o zaman bence derin derin konuşmamızda fayda var. Herkese de faydalı olsun. Size kaçak testi yapıyorlar. Ondan sonra işte belirli tetkikler yapıyorlar ki benim kanım çok düşük olduğu için devamlı kan takviye ettiler. Ben mide ameliyatımı kimseye söylememiştim. Kimseye söylemememde de aslında çok haklıymışım. Sadece yakın arkadaşlarıma söylemiştim. Çünkü ben bu soruları artık dinlemek istemiyordum. Sevdeciğim kilo mu aldın sen? Sevdeciğim şu ameliyatı yap. Sevdeciğim şunu ye. Sevdeciğim avokado varmış, bunu yersen zayıflarsın. Bunlardan artık nefret etmiştim. Ve şöyle de bir durum var. Bir koç burcuyum. Yükselenim koç burcuyu. Deli gibi mükemmelliyetçilik kasan bir insanım. Başarısızlıktan aşırı korkuyordum. O yüzden de mide ameliyatı olduğumu kimseye söylemedim ben. Sadece birkaç tane yakın arkadaşıma söyledim. Akrabalarımdan da çok az kişi biliyordu. O şekilde girdim ameliyata. Size de böyle yapmanızı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Kimseye açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Sadece sonrasında az dediğinizde, ah canım ben yemek yedim de geldim, af benim bu ara midem biraz rahatsız falan diye yalan söylemek zorunda kalıyorsunuz. Yalan da söylemek çok kötü. Ben hiç sevmem yalan söylemeyi. O yüzden en zorlandığım kısım o kısımdı. Şimdi herkes biliyor. Herkese söyledim. Bunu da YouTube'da itiraf ettikten sonra söyledim. Şüphelenenler olmuş mesela. Ama hiç çaktırmamışlardı. Teşekkür ediyorum onlara. Neyse, ameliyat bitti. Bir hafta oldu. İşte sıvı besleniyorsun. İğrenç bir şey. O kemik suyunu içiyorsun. Ben zaten eve geldim. Gelir gelmez kemik suyunu annem yapmış. Bütün ev kemik suyu kokuyor. Ben o kokuyu alır almaz yok dedim, ben bunu içemem. Sadece arkadaşım, canım Tuba arkadaşımın yaptığı erik şeyi vardı, suyu vardı, ondan içebildim. Allah affetsin, başka her şey midemi çok bulandırıyordu. Ama bu benim ameliyatımın herhalde en zor kısımlarından bir tanesiydi. Onun haricinde yeme içmede hiç problem çekmedim. Ne pürede. Pürede de bu arada kıyma yeniyormuş mesela. Ben kıyma yendiğini bilmiyordum. Okuduğum kitapta nedense dikkatli okumamışım. Hiç et yemedim. Sadece peynir falan yiyordum yani püre döneminde ezerek. Sonra en kötü kısma geleyim mi size? Ameliyattan bir hafta sonra, Sev de Amerika'dan yeni gelmiş tabii. Mide ameliyatı olduğumu da o zamana kadar bilmiyor. İstanbul'a geldikten sonra öğreniyor. Sevdeciğim dedi, bilseydim dedi sana engel olurdum dedi. Neden dedim? Dedi ki ya dedi bilmiyor musun dedi, bu dedi şeyler var ya dedi, katruş kimidir matruş kimidir, ben hiç takip etmedim o insanları, zaten sosyal medyada da öyle insanları çok takip etmem. Onlar dedi işte, onun dedi kız kardeşinin dedi kızı dedi ameliyat olmuş dedi, ölmüş dedi, neler başına gelmiş dedi, vallahi dedi büyük cesaret etmişsin. Ben şok. Akşama kadar ben bu kadının profiline gireceğim, bakacağım bir türlü nasip olmuyor. Gecenin körü olmuş, bir bakayım. Bir baktım abi, başımdan kaynar sular döküldü. Terliyorum böyle, soğuk soğuk terliyorum. Ne olmuş olabilir diyorum ya, bu kadar tüp mide ameliyatı olanları bu kadar kötüleyecek ne olmuş olabilir? Ve ben şok. Kız kardeşinin kızı ameliyat oluyor, bir doktora ameliyat oluyor, çok ünlülerin doktoruymuş. İşte yanlış operasyon yapmış ve yanlış operasyon yaptığını bile bile defalarca o doktora tekrar düzeltmesi için ameliyat oluyor kız kardeşi. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok acı bir ölüm. Ama birazcık ben ihmal olduğunu düşünüyorum. Sen 8 kez ameliyat oluyorsun ve aynı doktor oluyorsun. Başka hiçbir doktora gözükmeyi düşünmedin mi? Bunu düşünmemene, yani bunu düşünmüş olabilirsin ama sen tutup da bütün tüp mide ameliyatı olan
Allah rahmet, bütün tüp mide ameliyatı yapan doktorlara kasaptı, kesiyorlar, biçiyorlar, bütün her yerde açıklamalar yapamazsın. Ben yorumları okuyorum, millet diyor ki yeter artık paylaşmayın, biz de ameliyat olduk, kötü etkileniyoruz. Ben o geceyi sabahı zor ettim arkadaşlar, ağla ağla içim şişti. Ben dedim ki öleceğim, eyvahlar olsun. İşte bir de kız 2 sene sonra mı 3 sene sonra mı ne ölmüş yani, hani ameliyattan hemen sonra da ölmemiş. Dedim eyvahlar olsun, kesin öleceğim, ben de öleceğim, midemde kaçak olacak, ablamı arıyorum, yeter artık Sevde. O da bana şey moral veriyor. O da benim işte dikkatimi dağıtmaya çalışıyor. Sevde yeter artık, ilgi çekmeye mi çalışıyorsun? Hayır, ölmeyeceksin. İşte senin ameliyatın gayet iyi geçti, iyi bir doktorun var falan. Bana böyle gaz veriyor ama ben sabahı zor ettim. Allah'a şükür ertesi gün benim doktor randevum vardı. Birinci hafta kontrolüm vardı. Ve o kadar içimi soğuttular ki dediler ki Sevde sen Allah'a inanıyor musun? Kadere inanıyor musun? Bunu neden bu kadar çok takıyorsun ki? Evet biz sana çok iyi bir operasyon yaptık. Çok iyi geçti operasyonun. Ama senin bu dediğin, bahsettiğin etkilerin hepsi bir safra kesesi ameliyatının sonrasında da olmuş olabilir. Kapıdan karşına aniden çıkarım, ben seni korkuturum. Bu ölümler o zaman da olabilir. Yani ölümün ne zaman geleceğini bilmiyorsun. Ama biz çok iyi bir operasyon yaptığımızı söyleyip senin içini rahatlatalım dediler. Gerçekten de bana o an bir şey oldu. Dedim ki abi ben ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Ben grip olduğumda da ölebilirim. Ve ben güvendim bu doktorlara. Çok iyi ameliyatlar gerçekleştirmişler. Hiç ölüm vakaları yok. Okey o zaman rahatlayayım dedim ve o günden beri de açıkçası kaçak riski ya da ölüm riskiyle kendimi vesveseye verip de korkutmuyorum. Çünkü gerçekten çok korkutucu bir süreç. Ameliyattan sonra 7 ay hiç şeker, hiç ama bak söylüyorum, hiç şeker ve karbonhidrat yemedim. Sebze yedim tabii ki. Ve çok güzel kilo verdim. 30 kilo verdim. Şu anda hala vermeye devam ediyorum dediğim gibi. Ameliyatın benim üzerimde en büyük etkisi sanırım hareket etme kabiliyeti oldu. Ben kilo aldığım dönemlerde evet çok pasifleşiyorsun. Yemek yemeği çekiyor. Gerçekten de öyle bir şey var. Ben yemeği gerçekten seven bir insanım. Yani lezzet seven bir insanım. O yüzden yemekten hala vazgeçmediğimi gören ablam falan, abi sen hiç değişmiyorsun falan dedi. Evet ben ameliyattan çıktıktan sonra arkadaşlar rüyalarımda çedere erimiş hamburgerler ve ayıptır söylemesi Nusret'in hani şey vardır ya, havuç dilim baklavası, onu keserek değil, keserler orada böyle şak 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 şak. Hayır, keserek değil, elimle yediğimi düşünüyorum ve şöyle söyleyeyim, ben onu hiçbir zaman öyle yemedim hayatım boyunca ve hiçbir zaman da onu öyle yiyemem çünkü benim midem bulanır öyle bir şey baklava yemekten. Ama ameliyattan sonra canım deli gibi çekiyor, rüyalarımda görüyorum. Hatta bir gün rüyamda uyandım, ağlıyorum. Sevde sen bunu nasıl yaparsın? Daha yeni ameliyat olmuştun. O ameliyattaki çektiğin acılara yazık. Nasıl yedin falan. Abi gerizekalı mıyım ya? Ben bunu rüya olarak görmüşüm. Gerçekte yememişim. Sonra uyandım, dedim ki of be dedim. Rüyaymış sadece. Sonra şükürler olsun dedim bugünüme. Gerçekten yememek insana çok iyi geliyor. Önemli olan şeyin porsiyon kontrolü olduğunu söyleyebilirim ve porsiyon kontrolünü de ben normalde yapamıyormuşum. Kesinlikle ve kesinlikle doygunluk hissi, ben doysam da yiyordum, doygunluk hissi bambaşkaymış. Allah'a şükürler olsun ki doyma hissi nedir şu an biliyorum. Çünkü tıkanıyorsun, yiyemiyorsun ve doygunluk hissini bilmeden yaşamak çok zormuş. Yani zayıf kızlar muhtemelen doyuyor ya da sizler doyuyor olabilirsiniz ama ben doyduğumu hissetmiyordum. Ameliyat bana bu doygunluk hissini sağladı. Çok daha rahat hareket edebiliyorum. Evet, özgüven sahibi bir insandım. Kilomla çok bağlantılı değildi ama bunu da kat kat arttırdığını düşünüyorum. Çünkü ben istediğim şeyi giymediğim zaman özgüvenim genelde kırık olur. Şu anda istediğim şeyi giyebiliyorum. Gittiğim zaman mağazadan hala XXX large ne varsa onu alıyorum kabine. Ama sonra wow ya falan alıyorum. M beden giyiyorum alıyorum. Ya da ne bileyim S beden, yani Zara'da bazı büyük şeylerde S beden giydiğim olabiliyor.
O kadar heyecanlı bir şey ki bu. Her gittiğimde ablamın dolabından bir şeyler karıştırıyorum. Baksana geçen geldiğimde bu kıyafet bana şöyle oluyordu, şu an böyle oluyor. Bütün gardırobumu evire çevire evire çevire tekrar tekrar deniyorum böyle. Aynanın karşısına geçip before after yapmak sanırım benim en çok zevk aldığım şeylerden bir tanesi. Bir de önceden de ben kıyafetlerimi çok severdim ve alışveriş yapmayı çok severdim ama üzerimde hiçbir zaman istediğim gibi durmazdı. Bunu itiraf edelim arkadaşlar. Takıp takıştırmayı, süslenmeyi çok seviyorum. Bunu geçmişinde obez olan ya da şu anda obez olan bütün kardeşlerim biliyorlardır ki obezsen ya makyaj malzemesi alırsın AVM'ye gittiğin zaman ya da yemek yersin. Ben ikisini de yapıyordum. Bir gün makyaj malzemesi alıyorsam bir gün yemek yiyordum. Çünkü ikisi de beni hiçbir zaman üzmüyordu. Ama makyaj malzemesi bile bazen aldığımda o bile yüzüme yakışmıyor. Fondöteni sürdüğün zaman cillop gibi oluyor suratın ama 2 dakika sonra terlemeye başlıyorsun. Gerçekten çok üzücü bir şey. Sadece bu konfor için bile zayıflanabilir. Herkes zayıf olmak zorunda değil tabii ki. Ama mesela ben bacak bacak üstüne atamıyordum. Bunu bütün zayıflayanlar söyler arkadaşlar. Bacak bacak üstüne atmanın ne demek olduğunu şu an anlıyorum. Ben çünkü hayatımda bu kiloya hiç inmedim. Ablama diyorum ki arada, Selva siz bana bunun neden bu kadar zevkli olduğunu söylemiyordunuz? Bu kadar rahat olduğunu neden bana söylemiyordunuz? Falan diyorum. Benim üniversiteden çok sevdiğim arkadaşım Tülay böyle ayağını dolardı. Ona aşırı imrenirdim. Ya diyordum, çok tatlı gözüküyorsun. Neden ben yapamıyorum? Şey böyle kendi içinde bir şeyler yapıyor olmak bana çok akrobatik ve zevkli geliyordu ama yapamıyordum. Neyse canları sağ olsun. Ameliyattan sonra arkadaşlarınızda azalma gerçekleşebiliyor. Muhtemelen sizin o kötü psikolojinizde kendilerini yükseltmeye çalışıyorlardı. Ama yemezler tatlım. Ben hiçbir zaman ezik bir insan değildim. Sadece kiloluydum. Sizlerin de öyle olmadığını biliyorum. Zayıflamak istiyorsanız gerçekten zayıflamanızı tavsiye ederim. Tüp mide ameliyatı da iyi bir doktorla, iyi bir cerrahla, iyi bir sonrasında diyetisyenle çalışan cerrahla, öyle söyleyeyim. Öyle bir ekiple çalışıyorsanız gerçekten tüp mide ameliyatı bu problem için güzel bir çözüm. Ancak bu sadece fiziksel bir çözüm. Bunu unutmayın sakın. Psikolojik kısmını halletmeniz gerekiyor. Benim gittiğim bu kişisel gelişim seminerleri falan hepsi bunun esas ana sebebini çözmek ve onu artık ortadan yok etmek. Emin olun bunu yaptığınızda iki katı artacak ve ben ameliyat olmadan önce bir problem bulmuştum aslında ve o problemi çözdükten sonra ameliyat oldum. Yemeğe iten sebebi çözmek gerekiyor. Bunun için psikologlarla da çalışabilirsiniz. Ben çalıştım. Hakikaten de bir problem var arkadaşlar bende. Daha da çözemediğim sıkıntılar var. Onları da çözeceğim inşallah. Şimdilik bu kadar diyelim. Bu arabada soru cevap videolarını seviyorsanız ileride yapalım. Diğer sorularınız için de belki yine arabada çekeriz. Zevkli oluyor ya. Ne dersiniz? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu lütfen beğendiyseniz beğeni tıklayın. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazın lütfen. Cevaplamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hadi bay bay.